Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 3. Yarı Yıl Kamu Yönetimi İş Hukuku 2020 Final Yarı Yıl Sonu Sınavı Soru 1. Sendikanın unsurlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sendikaların tüzel kişiliği bulunmamaktadır. B) Çalışanlar ve işverenler önceden izin almaksızın sendika ve konfederasyon kurma hakkına sahiptir. C) Sendikalar kuruluş ve faaliyetlerinde devlete ve siyasi partilere karşı bağımsızdır. D) Türkiye'de işçi veya işveren kuruluşlarının örgütlenmesinde iş kolu esası geçerlidir. E) Sendikalar iş işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinden doğan ortak ekonomik veya sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için kurulabilir. Doğru cevap A. Sendikaların tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Soru 2. Basın iş kanunu kapsamında çalışan kişilere ne alt verilmektedir? A gazeteci B işveren vekili C işçi D alt işveren E asıl işveren Doğru cevap A. Gazeteci. Soru 3. 600 işçinin çalıştığı bir iş yerinde en çok kaç iş yeri sendika temsilcisi atanabilir? A1 B2 C3 D4 E5 Doğru cevap D. 4. Soru 4. İşçilerin topluca çalışmamak suretiyle iş yerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşarak veya bir kuruluşun aynı amaçla çalışmamaları için verdiği karara uyarak işi bırakmalarına ne ad verilir? A. İş sözleşmesi B. Lokavt C. Gref D. Toplu iş sözleşmesi E. Sendika Doğru cevap C. Gref Soru 5. İş hukukunun özel kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır? A) Anayasa B) Kanunlar C) Yönetmelikler D) Tüzükler E) İş sözleşmesi. Doğru cevap E) İş sözleşmesi. Soru 6. Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'ne hangi yıl üye olmuştur? A 1923 B 1927 C 1932 D 1940 E 1945 Doğru cevap C 1932 Soru 7. Sürekli iş sözleşmesinden bahsedebilmek için sözleşmenin konusunu oluşturan iş niteliği itibarıyla kaç iş gününden az sürmelidir? A 20, B 30, C 60, D 15, E 45. Doğru cevap B 30. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi sadakat borcuna aykırılık olarak değerlendirilemez? A) İşçinin işvereniyle rekabete girişmesi, B) İşçinin işverenin üretim sırlarını açıklaması, C) İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, D) İşçinin iş yerinde hırsızlık yapması, E) İşçinin sendikaya üye olması. Doğru cevap E. İşçinin sendikaya üye olması. Soru 9. İşçinin sağlık ve güvenliğinin iş yerinde ve gördüğü iş nedeniyle ya da çalışma ortamı ve çevresinin koşulları nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmasına ne ad verilir? A) Geniş anlamda iş sağlığı ve güvenliği, B) Dar anlamda iş sağlığı ve güvenliği, C) İş sağlığı, D) Geniş anlamda iş güvenliği, E) İş sağlığı ve güvenliği hukuku. Doğru cevap A. Geniş anlamda iş sağlığı ve güvenliği. Soru 10. Fazla çalışma ücreti alacağı kaç yıllık zaman aşımı süresine tabidir? A1 B3 C5 D7 E10 Doğru cevap C5. Soru 11. Sözleşmenin sona erme şekliyle ilgili olarak aşağıdaki hallerden hangisinde işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz? A. İş sözleşmesinin işçinin ölümü nedeniyle sona ermesi. B. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi. C. Kadın işçinin sözleşmeyi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde feshetmesi. D. Yasa dışı greve katılan işçinin sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi e erkek işçinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi. Doğru cevap D. Yasa dışı greve katılan işçinin sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi. Soru 12. Birden fazla iş yerinin bir araya gelerek oluşturdukları birim aşağıdakilerden hangisidir? A işletme, B alt işveren, C asıl işveren, D işveren vekili, E işveren Doğru cevap A, işletme. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi çalışan sıfatı bakımından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulama alanı dışındadır? A. İşçi, B. Memur, C. Sözleşmeli Personel, D. Çırak, E. Esnaf. Doğru cevap E, Esnaf. Soru 14. Kanunda işverenlerin çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri hangi kurum aracılığı ile sağlayacağı ifade edilmiştir. A. Sağlık Bakanlığı, B. Türkiye İş Kurumu, C. Özel İstihdam Büroları, D. Çalışma Bakanlığı, E. Herhangi bir aracı kuruma gerek bulunmamaktadır. Doğru cevap B. Türkiye İş Kurumu Soru 15. 1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 3. Ramazan Bayramı, 4. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 5. Kurban Bayramı. Yukarıdakilerden hangileri genel tatil günlerindendir? A) 1, 2, 3, 4 ve 5, B) 2 ve 4, C) 3 ve 5, D) 1, 2 ve 4, E) 1 ve 2. Doğru cevap A. 1, 2, 3, 4 ve 5 Soru 16 İş kazası ve meslek hastalığı arasındaki farklılık aşağıdakilerden hangisidir? A. İş kazası sadece iş sağlığı ve güvenliği kanununda tanımlanmıştır. B. İş kazası geçiren sigortalılara sadece SGK tarafından yardım yapılır. C. Meslek hastalığı sadece çok tehlikeli sınıfta çalışanlara yönelik düzenlenmiştir. D. İş kazası dıştan gelen ani bir etkiyle gerçekleşir. E. Meslek hastalığı geçiren sigortalılara sadece işveren tarafından yardım yapılır. Doğru cevap D. İş kazası dıştan gelen ani bir etkiyle gerçekleşir. Soru 17. Gece gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde postası değiştirilecek işçi kesintisiz kaç saat dinlendirilmedikçe diğer postada çalıştırılamaz. A 7, B 8, C 9, D 11, E 10. Doğru cevap D. 11 Soru 18 İş sözleşmesinin sona ermesi halinde kullanılmayan yıllık ücretli izinlerin ücretinin ödenmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İş sözleşmesinin ikale sözleşmesiyle sona ermesi halinde işçinin iş ilişkisi devam ederken kullanmadığı yıllık ücretli izne ait ücretin ödenmesi gerekir. B. İş sözleşmesinin işçinin ölümü nedeniyle son bulması halinde işçinin iş ilişkisi devam ederken kullanmadığı yıllık ücretli izine ait ücretin hak sahiplerine ödenmesi gerekir. C. İş sözleşmesinin sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücret Sözleşmenin sona erdiği tarihteki işçi ücreti üzerinden ödenir. D. Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin sonunda kendiliğinden sona ermesi halinde işçinin iş ilişkisi devam ederken kullanmadığı yıllık ücretli izne ait ücretin ödenmesi mümkün değildir. E. Yıllık izin sürelerine ait ücretin zaman aşımı süresi iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Doğru cevap D. Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin sonunda kendiliğinden sona ermesi halinde işçinin iş ilişkisi devam ederken kullanmadığı yıllık ücretli izne ait ücretin ödenmesi mümkün değildir. Soru 19. Belirli süreli iş sözleşmesi yapabilmek için aşağıdakilerden hangisi objektif koşul teşkil etmez? A. İşin niteliği gereği belirli süreli olması. B. işin belli bir işin tamamlanmasına yönelik olması. C. Belli bir olgunun ortaya çıkması. D. Kanunda o sözleşmenin belirli süreli yapılması gerektiğinin öngörülmesi. E. işçinin bu yöndeki talebi. Doğru cevap E. işçinin bu yöndeki talebi. Soru 20. Rekabet yasağının süresi özel durum ve koşullar dışında en fazla kaç yıl olabilir? A. 1. B. 2. C. 3. D5, E6. Doğru cevap B2. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.